Ben 3 aydır sarı kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Demiş Nazan Hanım. Sarı kantoron doğal antidepresan. Antidepresan. Avrupa'da doktorlar artık bunu reçeteli yazıyor. Hastalar gidip bunu eczaneden alıyor, kullanıyor. Yani reçeteli Avrupa'da. Depresyona karşı. Ağır, Avrupa'da ağır antidepresyon böyle rahatsız olanlara kolay kolay kimya yazmıyorlar. Sarı kantoron yazıyorlar. Sarı kantron diğer antidepresanlar gibi bağımlılık yapıcı özelliği yok. Antidepresanlar böbreğe zarar verir, karaciğere zarar verir, beyne zarar verir, sinir sistemine, lenf sistemine zarar verir. Erkeklik erkekler kullanırsa kısırlaştırır. Erkeklik hormonunu sıfırlar. Sarı kantron herhangi bir yan etkisi yok. Nazan Hanım 3 ay kullanmış çok faydasını gördüm diyor. Depresyona giren kişi hayattan zevk almaz. Hayata küser. Ailesine, çevresine, işine intihar etmek ister. İntihar emel eder. Çok uzun sabahlara kadar yatar. Hiçbir şey yapmak istemez. Yemesinden, içmesinden hayattan zevk almaz. Dünya üstüne geliyormuş gibi hisseder. Vesaire vesaire. Negatiftir pozitif bir şey yoktur hayatında. Hayattan eskiden zevk aldığı şeylerden zevk kalmaz. Tedavi edilmezse intihara meyleder. Zaten günümüzde <laughs> Avrupa'da 50-60 bin kişi yılda özellikle gençler ne yapıyor? İntihar ediyor. Yaşamı lüzumsuz buluyor hayatı. Ve intihar ediyorlar. Ee, oysa yaşamak güzel şey. Tabii ki. Beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, DMT gibi hormonların salgılaması azalırsa kişi serotonin azalırsa kişi gergin, gerilim, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten yemezsen içmesine hayattan zevk almaz. DMT azalırsa kişinin maneviyatı çöker. Mesela en basitinden diş macunundaki sodyum florit epifiz bezesini kireçlenmesine sebep olur. Bu da bu kişiyi robot gibi yapar. Maneviyatı çöker. Kötü kötü rüyalar görmeye başlar. Ve psikolojisi bozulur. Şimdi sarı kantorunu bu gördüğünüz çiçeğin çiçeğin üzerinde böyle siyah noktalar var. Burada yağlar var. veyahutta da daha yoğun olarak şu yaprağın üzerinde siyah noktalar var. Bunlara o siyah noktaları hiperisin, hiperforin gibi etken maddeler içerir. Fakat bu sarı kantorun birleşimindeki etken maddeler yüzde birdir. O nedenle bazıları otunu öğütüyor daha kapsülünü yapıyor üçkağıtçılığa gider. 5 liraya aldığı bitki tozundan 15 kutu hap yapanlar var. Onların ben Allah'a kitaba inandıklarını zannetmiyorum. İnsanları dolandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bitki tozundan hap yaparak damla dracı yaparak insanlara dolandırmak namuslu bir davranış değildir ama Türkiye'de de yapmayan yok yani. Ben bunu anlamadım yani. Hem adamlar ayet okuyor, Kur'an okuyor, Kur'an'dan hem hadis anlatıyorlar hem de insanları dolandırıyorlar. Ben bunu anlamadım yani. Anlamadım. İşin içinde çıkamıyorum. Anlayan varsa biri bana anlatsın.